Bir sabit disk satın aldınız. Diyelim ki 1 TB. Tabi diğer kapasitelerde de benzer şeyler oluyor ama 1 TB'ı örnek olarak gösterelim. 1 TB'lık bir sabit disk aldınız. Bilgisayara bağladınız. Görünen boş alan 931 GB. Peki bu nasıl olabiliyor? Bunun cevabı ikili sistemde elbette. Bilgisayarlarda genellikle ikili sayı sistemi kullanıyor. Ama öncelikle biz örneklere bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi genelde Yunanca'dan gelen örnekler var. İşte 1 trilyon için tera, 1 milyar için giga, 1 milyon için mega, 1000 için kilo, 100 için hekto şeklinde devam ediyor. Tabi bütün örnekler bizi ilgilendirmiyor. Sabit diskler için sadece kilo, mega, giga ve tera örneklerini kullandığımız için. Diğerlerini şimdilik göz önüne almayalım. Öncelikle ikili sistemde şuna dikkat etmeliyiz. İkili sistemde kilo dediğimiz zaman 2 üzeri 10 kastediliyor. Bu da 1024 demek. Yani 1 kilobayt 1024 bayta karşılık geliyor. Devam edersek mesela 1 megabayt 1.048.576 bayta, yani 1024 çarpı 1024'e eşit. 1 gigabayta geldiğimizde 3 kere 1024'ü kendisiyle çarpıyoruz. Yani 1.073.741.824 bayt. Ve en son terabayta geldiğimizde de 1024'ü 4 kere kendisiyle çarpıyoruz. 1 terabayt 1 trilyon 99 milyar 511 milyon 627 bin 776 byte. Şimdi üreticiden biz bir 1 terabayt sabit disk alıyoruz. Üreticinin iddiası da 1 terabayt sabit disk verdim. Ama üreticiler burada şöyle bir üçkağıt yapıyorlar. 1 terabayt da bu bahsettiğimiz gibi 1 trilyon 99 milyar küsür byte olması lazım. Fakat üreticiler bunu böyle düşünmeyip 1 terabaytı tam olarak 1 trilyon byte olarak veriyorlar. 1 terabaytı 1 trilyon byte olarak alırsanız tabi 1 terabaytta bulunması gereken, ikili sisteme göre bulunması gereken byte sayısını tutturamamış oluyorsunuz. Bu durumda 1 trilyon byte'ı 3 kez 1024'e bölersek gigabyte olarak elde ederiz. Yani 1 trilyon byte 3 defa 1024'e bölündüğünde karşımıza çıkan sonuç 931 gigabyte. Burada üreticilerin bir miktar bizi kandırdıklarını görebiliriz. Diğer kapasiteler için de gene benzer hesabı yaparak yaklaşık olarak kaç gigabayt alabileceğinizi bulabilirsiniz.